TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz ilk olarak haberlerimizin özetlerini izleyelim. Başkan Büyükkılıç Turizm Geliştirme Kurulu toplantısında konuştu. Sedat Kılınç konut satışlarını değerlendirdi. İYİ Partili Erhan Özhan çiftçilerin sesi oldu. Ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu cezaevine gönderildi. Değerli izleyenler, 23 yıl önce 17 Ağustos 1999 sabah 03.02'de Marmara depremi gerçekleşti. Türkiye'de yaşanmış en büyük felaketlerden biri olan Marmara depremi yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor. ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yılı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da resmi raporlara göre 18.373 kişi vefat etti. 23.781 kişi yaralandı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285.211 evle 42.902 iş yeri hasar gördü. Marmara depreminden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9.477 kişi yaşamını yitirdi. ...9.881 kişi yaralandı. Depremde 35.180 konut, 5.770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40.757 konut, 6.057 iş yeri orta, 45.086 konut ve 6.128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. Depremin olduğu saatte Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerde anma törenleri düzenlendi. ...17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. O günü sorduğumuz vatandaş, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın dedi. ...17 Ağustos 1999'da tüm Türkiye olarak yıkıldık. İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden olan depremde resmi raporlara göre 17.480 kişi yaşamını yitirmiş, 27.781 kişi de yaralanmıştı. O gün yaşananları gözünde canlandıran vatandaş, Allah bir daha bize öyle acı yaşatmasın dedi. Üzücü bir olay oldu. Hepimiz üzüldük. Allah hepsinin mekanı cennet olsun. Yakınlarına acılarını dindirsin. Onu yaşayan bilir acıları. O gece ben Ankara'da oteldeydim. Depremi hatırlatıyor. Allah bir daha göstermesin. Ha, çok kötü bir şeydi yani. Allah'ım tekrar yaşatmasın da zor bir şeydi. 17 Ağustos bize aslında Türkiye'nin o zaman içine düştüğü zorluğu, o zorlukta yaşadığı perişanlığı, Kayserilice söyleyeyim, perişanlığı hatırlatıyor en çok bana. Çünkü hiçbir şey yapamadı o zamanki hükümet vesaire falan. Vatandaşa ayrıca depreme hazır mısınız, yakalandığınızda ne yaparsınız diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Peki siz depreme hazırlıklı mısınız? Vallahi hiç hazırlıklı değilik. Yani deprem olsa o an ne yaparsınız?
Vallahi paniklerim. Panik atam da var ya, aşırı korkarım herhalde. Yani bugün bir deprem olsa Kayseri'nin hali ne olur derseniz Gölcük'ten daha kötü olur diyebilirim. Orada büyük deprem olursa evet. Ha, o büyüklükte bir deprem Kayseri'yi yok eder. Vallahi nerede yakalandığıma bağlı. Ben biraz daha bilinçli biriyim. Jeolog olduğum için depreme biraz daha bilinçli biriyim. Evimdeysem eğer, çok katlı binada oturuyorum, bir yere sotelenirim yani, onu yaparım ama bina ne olur bilemem. Hazırlıklı değilim yani, doğrusunu söylemek gerekirse öyle bir tedbirimiz de yok. Yani şimdi evinizdeyken bir deprem olsa o an ne yaparsınız? Yani gazetelerden falan okuduğumuz kaçmayın diyor, masanın altına falan filan, öyle aralığa falan çıkmayın diyor, tedirgin olmayın. İşte bunun gibi bazı ufak tefek önlemler ya, şimdi Allah'tan gelen bir şey aniden hiç belli olmaz. Tamam, tedbir önemli de. Peki siz depreme hazırlıklı mısınız? Pek sanmıyorum. Deprem olsa mesela o an ne yaparsınız? O anda bir yere sığınmayı düşünürüm. Bir kolon altı olabilir. Bir sınıftaşsak bir sıranın altı olabilir. Öğrencilerimizi de zaten bu şekilde eğitiyoruz. Şükür, verdiğine şükür bir evimiz var. O da deprem olduğunda ne yiyecek, el ayağına dolaşır. Kaçayım derken ev başıma keper ölürüm. Başka çarem yok. Allah o günleri göstermesin. Allah yaşatmasın. Ne diyeyim, kurban oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi ve profesyonel futbol takımları için önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliğinde Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak için başlatılan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'in özel önem vererek büyük gayret gösterdiği turizm ve tanıtım atağı hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'le birlikte dünya standartlarında tesislere sahip Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi ve futbol takımları için önemli bir kamp merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç sahip olduğu tüm güzellikler ve büyük potansiyeliyle Erciyes'i 4 mevsim cazibe merkezi haline getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Vali Çiçek ise yerel yönetimlerin imza atabileceği en başarılı turizm projesi olarak nitelendirdiği Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ve yürütülen çalışmalara da tam destek vereceğini belirtti. Artık her hafta Allah'a şükür bir yatırımcıyla görüşüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımdaki ilk etapta iki futbol sahasıyla hizmet vermeyi sürdüren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ikinci etapında olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 6 adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada Kayseri'yi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma gayretindeyiz dedi. Kayseri turizmin şehri yapma yolunda projeler üretip yatırımlar gerçekleştirerek şehrin turizmine katkı sunan Başkan Büyükkılıç, turizm alanında yapılan toplantı ve etkinlikleri de takip ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir bir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması gibi hedefler doğrultusunda kurulan Kayseri İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, Kayseri'deki doğal tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarmak için kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verip çalıştıklarını ifade etti.
Koca Sinan Belediyesi tarafından Argıncı Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak oyunları şenliğine engel tanımadan oyunlara katılan 10 yaşındaki Muhammed Ali Ağaca damga vurdu. Özel çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını Koca Sinan Belediyesi aracılığıyla göstermiş oldu. Sokak oyunları şenliklerini bu sefer Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştiren Koca Sinan Belediyesi 7'den 70'e herkesin yüzünü güldürdü. Kuklam var, adı Tarçın'dı da o nerede? Açalım, gördün mü? Tarçın! Özellikle özel bir çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını gösterdi. Oyun halkasının ortasında yer alan küçük çocuğun gözlerindeki mutluluk, etkinliğe katılanların da mutluluğuna sebep oldu. Kocaman bir alkış, pantolon sanatçımız Zemel'e kocaman bir alkış, çalışıcılığı ve tarzına da. Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmaları hayata geçiren Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, eğitimden sanata, spordan kültüre, hayatın her alanında çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Gördüğüm kadarıyla burada keyifli bir akşam geçiyor, eğlenceli bir akşam geçiyor. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Muhabbetiniz bol olsun, eğlenceniz bol olsun. Talas Belediyesi tarafından her yıl Talas'ta kış hazırlıkları sloganıyla düzenlenen organizasyon başlıyor. Kışlık gıda ürünlerinin hazırlanmasını içeren organizasyon bu yıl 20-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor. Talas Belediyesi tarafından her yıl Talas'ta kış hazırlıkları sloganıyla düzenlenen organizasyon başlıyor. Kışlık gıda ürünlerinin hazırlanmasını içeren organizasyon bu yıl 20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı bulacak. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler hafta içi 9 ila 17 saatleri arasında 0531 421 25 25 numaralı telefonu arayabilirler. İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, Kayseri'nin buğday ve arpa ambarı olarak tanınan Bünyan'da üretici mahsulünü koyacak bir depoya sahip olmamanın mağduriyetini yaşamakta olduğunu ifade ederek hasat yapan çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıdı. Bünyan çiftçisi Harman'daki buğdayını, arpasını tam manasıyla, bereketiyle değerlendirebildi mi? İYİ Partili Erhan Özhan çiftçilerin sesi oldu. İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, Kayseri'nin buğday ve arpa ambarı olarak tanınan Bünyan'da üretici mahsulüne koyacak bir depoya sahip olmamanın mağduriyetini yaşamakta olduğunu ifade ederek hasat yapan çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıdı. Özhan, Bünyan'a lisanslı depoculuk işletmesi talep ediyoruz dedi. Bünyan çiftçisinin en büyük sorunu ilçemiz sınırları dahilinde lisanslı depoculuk işletmesinin olmaması, bulunmaması. Bünyan'ın çevre ilçelerinde en yakınımız Sarı olan 27 kilometre uzaklıkta bir depo var. Talas Kamber'de 47 kilometre uzaklıkta bir depo varken Felahiye'de de 60 kilometre uzaklıkta bir lisanslı depo bulunmakta. Peki bütün bu ilçelerin ortasında ve merkezinde Bünyan bulunmasına rağmen bütün bu ilçelerin ekilebilir alanı kadar tek başına ekilebilir alana sahip olan Bünyan'ımızda bir lisanslı depoculuğun bulunmaması hangi mantıkla izah edilebilir? Biz cevabını bulamıyoruz açıkçası. Bünyan çiftçisini Orta Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun adeta bir buğday arpa deposu olarak adlandırılan, coğrafya kitaplarında bu şekilde geçen bir Bünyan'ı bir depodan mahrum bırakmak çiftçimiz için büyük mağduriyet yaratmakta ve maliyet kalemlerini arttırmaktadır. Bugün Bünyan çiftçisi en yakınındaki Sarı olana buğdayını göndermek için tır bazında 3.000 lirayla 4.000 lira arasında maliyete üstlenmek durumunda kalmakta. Aynı şekilde de nakliyeciler çevredeki alternatifsizlikten dolayı Sarıoğlan'daki lisanslı depoculuk önünde
80, 90, 100 tıra varan kuyrukları gün boyu beklemek durumunda kalmakta. İkinci bir işi yapamamaktan kaynaklı bu nakliyecilerimiz de ekstra bir maliyeti yüklenmekte, bu külfet altında bırakılmakta, mağdur olmaktadırlar. Ben buradan yetkililere, bakanlık nezdindeki yetkililere, valiliğimize ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Bünyan arazisinden Bünyan çiftçisi adına bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen tarıma ve hayvancılığa bu denli bu kadar büyük önem vermemiz gereken bir dönemin içindeyken Bünyan çiftçisini mahsulünü bereketiyle hızla değerlendirebileceği alanlardan ve kuruluşlardan mahrum bırakmayınız. Bünyan acilen bir lisanslı depoculuğa sahip olmalı. Bünyan çiftçisinin ürünü ürettiği yerde depolanmalı, ürettiği yerde bereket bulmalı diyoruz. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan, Kayseri'de yapılan istişare toplantısında yaptığı açıklamasında hile ve fırsatçılıkta yapılan ticarette ülkemiz kaybediyor dedi. Düzenlenen istişare toplantısına TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge başkanları katıldı. Konuşmasında ticaretin temiz ve ahlaklı yapılması gerektiğini söyleyen TÜMSİAD Genel Başkanı, çalışmalarımızı ve beraber yapmış olduğumuz projeleri istişare edeceğiz burada dedi. Son zamanlarda ekonomiyle alakalı olsun, pandemiden sonra o her zaman bahsettiğimiz bir değişim ve dönüşüm var. Bir dünya transformasyondan geçiyor demiştik. Bu değişim ve dönüşüm içerisindeki çalışmalarımızı ve beraber yapmış olduğumuz projelerimizi hem istişare edeceğiz sizlerle, hem de yapılanmamızla alakalı bugün programımızda istişare edeceğiz, konuşacağız. Ve Türkiye'deki o yeni o transformasyonda artık dünyadaki o stratejik dengeleri inşallah konuşuruz burada sizlerle beraber. Bu minvalde hayırlı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz dünya ciddi bir stres altında ve bu stres içerisinde savaşlardır, işte bir takım siyasi bir takım yapılanmadır. Türkiye'de ciddi bir aksiyon aldı. Burada fırsatlar var. Dün Konya'da da gördük. Yani İngiltere'ye ihracat yapan, Avrupa'ya ihracat yapan arkadaşlarımız sanayi sektöründe, otomotiv sektöründe, makina sektöründe, hizmet sektöründe çok güzel işler yapıyorlar. Biliyorsunuz artık Uzak Doğu Çin hem yol trafikle alakalı, deniz trafiği ile alakalı ve hastalıkla alakalı biraz daha pasifize olmuş pozisyonda. Burada Türkiye çok yakın ve pazarla alakalı rekabet edebilecek, kaliteli ürünler yapabilecek unsurlara sahip. Devletimizin de yapmış olduğu ciddi ihracat teşvikleri var. Bununla da alakalı üreten bir Türkiye pozisyondayız. TÜMSİAD Kayseri Koordinatörü Şube Başkanı Osman Atıcı da dijitalleşmenin de üretimin öneminin farkında olduklarını söyleyerek bugün TÜMSİAD ailesi olarak burada bulunmaktan heyecan duyuyoruz dedi. Bugün TÜMSİAD ailesi olarak burada bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Burada yapacağımız toplantının Kayseri'ye ve ülkemize değer katacağına inanıyoruz. Bu sürecin içerisinde daha öncesinde de sıklıkla belirttiğimiz gibi biz dijitalleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Üreten Türkiye'nin ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Kıymetli Başkanım, sizinle yapmış olduğumuz istişarelerde geçen seneki KOBİ şuralarımızda bu mottolarımızın ilk çıktığı zamanlarda üreten Türkiye diyorduk. Daha sonrasında bu devlet politikası haline geldi. Devlet politikasıyla beraber teşviklerle beraber de desteklenmeye başlandı. Öyle olunca TÜMSİAD'ın ne kadar ileri görüşlü olduğunu, ne kadar yerinde söylemlerle, stratejilerle yola çıktığını bir kez daha tespit etmiş olduk. İş insanı Sedat Kılınç konut satışlarını değerlendirdi. İnşaat firmalarının ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Kılınç, bu şartlarda dar gelirlinin konut almasının imkansız olduğunu belirtti. Kayseri'ye yapılacak 700 milyonluk cami için de konuşan Kılınç, o caminin israf olacağını belirterek en fazla 20 milyona cami yapılıp geri kalan parayla öğrencilere burs verilebilir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış verilerini açıkladı. Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %12.9 azalarak 93.902 oldu.
Verileri değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, maliyet artışlarından dolayı inşaat firmalarının ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Kılınç, sektörde bir daralma olacağını ve dar gelirli vatandaşların konut satın almasının imkansız olduğunu kaydetti. Tabii konut sektörünü değerlendirirken en önemli husus tabii ki maliyet artışları. Hem yapsat konut imalatçıları hem taahhüt işi yapan inşaat firmaları bu noktada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle taahhüt işi yapanlarda baktığımızda gerekli farkı almazsa çok büyük risklerle karşı karşıya. Ve genel anlamda önümüzdeki dönemde beklentimiz sektörde ve bağlantılı sektörlerde bir daralma olacak. Biz de bu yönde imalatlarımıza devam ediyoruz. Şu anda ürettiğimiz konut sayısını düşürüyoruz. Sosyal konut projeleri tabii ki önemli. Dar gelirli vatandaşımızın konuta erişimi şu anda işte mümkün değil. Bunu devlet tabii ki desteğiyle konuta erişimleri sağlanabilir. İş adamı Sedat Kılınç, Millet Bahçesi'ne yapılması planlanan 700 milyon liralık cami için değerlendirmede bulundu. O bütçede bir caminin israf olacağını söyleyen Kılınç, 20 milyona cami veya mescit yapıp geri kalan parayla öğrencilere burs verilsin çağrısında bulundu. O bölgede de öyle bir cami ihtiyacı vardır mutlaka. Tabii ki bir millet bahçesi yapılıyor. İnsanların namaz kılacağı bir yer olması lazım. Ama bence küçük bir mescit de bu çözülebilir. Ve o cami boş kalacaksa israf olur. Doğru mu? İsraf olur yani. Bu israfa bence şu anda bu daha başlamadan bence Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu tekrar değerlendirsin. O kadar büyük bir cami veya bu kadar çok para harcanan lüks bir cami yaptırmak yerine 10 milyon bütçeyle 10-15 milyon 20 milyon olabilir bir bütçeyle bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir mescit, bir cami yapılabilir, inşa edilebilir. Geriye kalan rakamı da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma da benim çağrım olsun. 700 milyon rakamdan bahsediyoruz. 680 milyonunda ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin eğitimi devam eden öğrencilerine burs olarak dağıtılmasının hem daha büyük bir sevap olacağını hem gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması noktasında doğru bir ve isabetli bir karar olacağını düşünüyorum. Değerli izleyenler, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6000 kilometre şartı getiren düzenlemesinin araç piyasasını normale döndüreceğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, piyasa için çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyoruz, dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Yönetmeliğin panik satışlara neden olacağını, bunun da ikinci el araç satışlarını %5 oranında düşürebileceğini belirten galerici Ahmet Yurtlu, kararın çok sağlıklı bir karar olduğunu söyledi. Kararın ikinci el otomobil piyasasını uzun süreli olarak normale çevireceğini söyleyen Ahmet Yurtlu, dün gece itibariyle çıkan ve 1 Temmuz'dan sonrasını kapsayan bu açıklamanın bizim piyasayı uzun soluklu olarak normale döndüreceğini düşünüyoruz diye konuştu. Hatta öyle oldu ki artık insanlar dövizden daha çok araba almaya başladılar. Çünkü yatırımı gerçekten insanlar teveccüh gösterince, fiyatlarda ciddi bir artış olunca dövizin getirisinden çok daha fazla olmaya başladı aracın getirisi. Öyle olunca bu şekilde bir şey oldu, tepki oluştu. İnşallah şey yapacağız, bu saatten sonraki açıklamalardan sonrasında önümüze bakacağız. Fakat bizim şu andaki bugün dün gece itibariyle çıkan ve 1 Temmuz'dan sonrasını kapsayan bu açıklamanın bizim piyasayı gerçekten normale, uzun soluklu olarak normale döndüreceğini düşünüyoruz. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İlden Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda YN ve HK tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine HK üzerinde bulunan bıçakla YN'yi göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle YN ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri HK'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alırken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan YN yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, husumetli olduğu komşularına kurşun yağdıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Melik Gazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık iddiaya göre husumetli olduğu komşularıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Ne söyleyeyim tabii. KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezi ve kırsal ilçelerde hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle vatandaşlardan tam not aldı. KASKİ, 185 çağrı merkezi üzerinden yapılan 6025 kişinin katıldığı ankette. Vatandaşlar KASKİ hizmetlerini %95'lik memnuniyet oranıyla değerlendirdi. Memduh Büyükkılıç Başkanlığında altyapıdan ulaşıma, imardan kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarına, eğitimden kültür sanata, birçok alanda yatırım ve hizmetlerini Kayserililere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu KASKİ, hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşlardan tam not aldı. Kent merkezi ve kırsal ilçelerde altyapı yatırımlarını bir bir hayata geçiren KASKİ, 185 çağrı merkezi üzerinden bir memnuniyet anketi yaptı. Ankete katılan 6025 kişi KASKİ'nin çalışmalarını, KASKİ ekiplerinin arızaya zamanında müdahalesini ve KASKİ çağrı merkezi hizmetlerini değerlendirdi. KASKİ'nin genel hizmetlerinin değerlendirildiği ankette vatandaşlar hizmetleri %95 oranında memnuniyetle karşıladı. Kent merkeziyle kırsal ilçelerde kanalizasyon ve içme suyu hizmetlerini aksatmadan yürüten KASKİ, ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık içme suyu kayıplarına neden olan ve bakım maliyetlerini artıran şebeke hatları tespit edilerek gerekli yenileme çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların temiz ve kaliteli içme suyu teminini kesintisiz sağlayan KASKİ, öte yandan kent genelinde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak modern altyapı imalatı gerçekleştiriyor. Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Müsabakaları Grand Prix, Tomarza, Kapuzbaşı, Develi ve Kapadokya etaplarıyla devam edecek. Profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışları 4 gün sürecek. Uluslararası Bisikletçiler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonuyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes AŞ ve Spor AŞ, Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesi desteklerinde gerçekleşecek dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların katıldığı Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 etabı düzenlenerek bisikletçilerin
şiddet sporcularının mücadelesine sahne olan yarışların kalan etapları 18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uluslararası Erciyes yol bisiklet yarışları 4 gün sürecek. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere Amerika, Malezya, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika gibi dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katılıyor. Bu hafta düzenlenecek olan organizasyon Tomarza, Kapuzbaşı, Develi ve Kapadokya olmak üzere 4 etapta gerçekleşecek. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Süper Lig'de 3. haftanın programı belli oldu. İşte bu haftanın programı geliyor ekranlara. Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle. 19 Ağustos Cuma günü saat 21'de Ümraniyespor Galatasaray ile karşılaşacak. 20 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Giresunspor Kasımpaşa ile, yine saat 19.15'te Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü ile, saat 21.45'te Antalyaspor Trabzonspor ile karşılaşacak. 21 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Başakşehir Futbol Kulübü Kayserispor ile, yine saat 21.45'te Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivasspor Alanyaspor'la, saat 21.45'te İstanbulspor Konyaspor'la, saat 21.45'te Fenerbahçe Adana Demirspor'la karşılaşacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.